Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda Telegram kanalımızda paylaşmış olduğumuz sarfa, nahve, dair hem sarf açısından hem nahiv açısından paylaşmış olduğumuz bir takım alıştırmaları video olarak çözümlemeye, yazmaya, çizmeye çalışacağız. Telegram kanalımızda bazen arkadaşlarla böyle sarf bilgileri, nahiv bilgilerini tekrar edelim, pekiştirelim diye bir şeyler paylaşmaktayız. Günlerden bir gün Enfal suresi 46 numaralı ayetteki edi'u kelimesini sormuştuk. Sarf açısından sormuştuk. Sarf açısından bakınca burada ne görüyorsunuz diye bir soru yöneltmiş idik. Oradan başlayalım. Evvela ilgili kelimenin mazisi nedir? Orijinal olarak aslı dave'a. Tamam mı? Dave'a. Ne olur? Vav harfi illet mütarrik, ma kabli meftuh, vav elife çevrilir. Böylece da'a olur. Şimdi ne dedi bir hoca? Evvela illet harfleri nedir? Vav'dır, ya'dır, eliftir. Tamam mı? Vav harfi illet mütarrik derken vav harfi illet harflerinden birisidir. Mütarrik harekelidir, harekesi var. Vav harfi illet mütarrik. İllet harfidir, harekelidir demek oluyor. Ma kabil meftuh. Ma kabil ne demek? Sağındaki harf demek. Ne o? Bu harfi görüyorsun. Sağındaki herhangi bir harf. Ma kabli sağındaki harf demek. Meftuh fethalı, fethalanmış demek. O zaman vav harfi illet mütarrik, ma kabil meftuh, vav elife çevrilir. Bu bir kaide. Sarf kaidesi. Buna tam olarak ne denir? İlal kaidesi denir. İ'lal kaidesi denilir. Tamam. Çevrildi, daha oldu. Ama bu bizim için çok önemli değil. Çünkü bu mazidir. Biz işin muzarisindeyiz. Niye? Çünkü ayette geçen soruya konu olan kelime, yani edî'u kelimesi emri hazırdır. Emri hazır muzariden yapılır. Edî'u emri hazır cemî müzekker muhatap. Emri hazırlar muzarinin muhatap kalıplarından yapılır. O zaman da ve anın nesi lazım bana? Muzarisi lazım. Yaz bakalım. Nasıl yazılır? Yad vi u diye yazılır. Peşine vav harfi illet mütarrik. Yani illet harfidir ve harekelidir. Evet. Ma kabli sahih sakin. Ma kabli demek sağındaki harf demek. Evet. Sahih sakin derken, sahih derken bu harf bizim illet harflerinden herhangi birisi değil yani. Evet. Sakin diyorsun. Sukunu var. Yuvarlak bir işareti var. Tamam mı? Vav harfi illet mutarrik. Ma kabli sahih sakin. Ne olur? Vav'ın harekesi ma kabline aktarılır. Kaide bu. Kural yani. Aktar yeniden yaz. Bu durumda yedi oldu değil mi? Yedi. Vav sakin kaldı ama. Değil mi? Vav artık sakin. Kaide, yeni bir kaide. Vav sakin, makabli meksur. Vav sakin, harekesi yok yani. Makabli ne? Meksur, yani kesreli. Ne olur? Vav ya'ya çevrilir artık. Kural. Çevir yaz dediğimizde yedi'u oluşuyor. Tamam mı? Artık vav yana ne var? Ya var. Yedi'u. Yedi'u nedir? Müfret, müzekker, gayb, muzaridir. Yani tekildir, üçüncü şahıstır, erildir. Bu bizim için çok önemli değil ki. Çünkü emri hazır buradan yapılmaz. Ne yapacağız? Mazi önemli değil, muzari önemli değil. Adım adım gidiyoruz. Müfret, müzekker, muhatap kalıbı lazım. Esasen yedi'unun başındaki ya'yı ta yaparsan, yani noktaları üste alırsan diyeyim sana, tedî'un olursa işlem tamamdır değil mi? Çünkü müfret müzekker muhatap olmuş olur. Ya yerine ta yazarsan. Tedî'u. Müfret müzekker muhatap emri hazırdır. Pardon, emri hazırdır diyor. Muzari fiildir. Bu kalıptan emri hazır yapmak istiyorsun. Nasıl yaparsın? Emri hazırın yapılış şekli bellidir. Ama bu kalıptan mı yapmak istiyorsun? Çünkü ayette geçen edî'u kelimesine baktığında hemzenin ne olduğunu görüyorsun? Fethalı olduğunu görüyorsun. Dikkat et. Fethalı hemze. Ne olmuş? Yani şu olmuş. Sülasi mücerret olan fiillerin
Emre hazırlarına baktığında evvellerinde bulunan Hemze'nin asla fetalı olamayacağını görürsün. Sarf bilgisi. Binada Maksut'ta bunları anlatıyoruz. Fetalı ise ifal babındadır. Değil mi? İfal babında Hemze her zaman fetadır. Emre hazırdan bahsediyorum. Ama mücerretlerde unsur, iftah gibi ya zammeli ya kesirli olur. Fetal olmaz. Ha, o zaman demek ki tedimodan da yapamazsın. Çünkü bu sürasi mücerrettir. Sana ne lazım? İfal babından bir kelime lazım. Yani ifal babını aktarman lazım diyelim. Bizim da'a fiilimiz aslında neydi? Da've'a idi. İfal babına da'a, gale, kâne, ba'a gibi bir ecvef fiili. Da'a ecveftir değil mi? İstersen kâne olsun. İstersen yanına bir tane de gale yazalım. Birkaç tane fiil aktaralım. Böyle bir fiili sen ifal babına aktarmak istediğinde ne yaparsın? Evveline bir hemze getirirsin. E-da'a ifal babından mazidir. E-kâne ifal babından mazi. Ekale ifal babından mazi. Ecvefler bu şekilde aktarılır yani. Mazidir bunlar. Ama bunların asılları var tabii ki. Eda'en aslı nedir? Edve'e, ekrame, ef'ale var ya. Ekane aslı nedir? Ekvene. Bayağı bir detaylı gidiyorum şu anda. Ekale aslı nedir? Ekvele. Bunları maksut okuyanlar bilmesi lazım. Bilmiyorsa bir sıkıntı var. Ekvele, ekvene, edva gibi gider. Tamam, ne olmuş? Şimdi bunların muzarisi ne olur? Bizim için önemli olan en baştaki. Çünkü fiilimiz o. Edva, muzarisi ne gelir? Ekrame, yukrimu. O zaman yudvi'u gelecektir değil mi? Yudvi'u. Ama bana müfret müzeker muhatap kalıbı lazım. Tamam mı? Ya yerine ta yazarsın. Olur biter. Çok da zor değil. Tudvi'u. Az önce anlattığım şeyler olur. Vav harfi, illet, mutarrik, makabli, sahih, sakin. Vav'ın hareketi sağına verilir. Verildi. Vav sakin kaldı. Makabli meksur. Vav yaya çevrilir. Çevir. Bu durumda ne oldu? Tudi'u oldu. Tudi'u oldu. Tudi'u. Buradan emri hazır yapmaya doğru gidebilirsin. Ama yine bir şey var burada. Ne var? İfal babı olduğu için hani ne geçer sarf kitaplarında? Şöyle geçer değil mi? Ekramenin aslı nedir? Ekrame yukrimu. Yukrimun aslı yu ekrimu. Yu ekrimu. Dolayısıyla tudvi'unun aslı nedir? Tudvi'u. Tuedvi'u. Bunlar maksut izli bilgileri. Tuedvi'u. Tuedvi'u. Vav'ın harekesini makabline verirsin. Yani hemen sağındaki harfe verdiğinde artık o kesreli olur. Vav sakin kaldır harekesi gitti çünkü. Vav sakin makabli meksur. Vav yaya çevrilir. Çevir yaz. Bu durumda ne olacaktır? Şöyle bir şey değil mi? Tuedvi'u diyorduk. Tuedi artık esreli burası. Burası da vav yerine ya yazıldı. Tuedi'u. Tuedi'u. Bu şekilde oldu. Emri hazır yapmak istiyorsun. Müfret, müzekker, muhatap, muzari, ifal babı. Ta'yı sildin. Emri hazır yaparken muzarat harfi silinir. Sildik. Peşine gelen ilk harf hemzedir ve harekelidir. Harekeli olduğu için evvelinde bir hemze daha getirmeye gerek yok. Tamam, oku bakalım. Ne yazıyor burada? Edi'u. Emri hazır bu. Değil mi? Sonunda bir sukunluk, bir sakinlik aranır. O zaman sonuncu harfe sukun verirsin. Olur biter. Ver. Edi'u oldu. Aa, oldu ama burada bir sıkıntı var. Artık hemze dik yazılır. Edi'u yazdın ya. Ya harfi sakin, yani hareketsiz, aynı da sakin. Ne olacak? İltikai sakinen oluştu. İzli de geçer. İltikai sakinen burada caiz değildir. Ne olmalı? Aynı mı silerim? İltikai sakinen ne demek? İki sakin harfin yan yana peş peşe gelmesi, yazılması demek. Burada caiz değil. İzli de geçer. Sadece şu yerde caizdir diye. Birincisi meta harfi, ikincisi mudgam olacak diye geçer.
Burada caiz değil. Ne yapalım? Aynı silelim, kurtulalım. Olmaz. Niye? Ayn problem değil ki. Problem olanı silmelisin. Problem illet demektir. İllet, problem. İllet harfi, problem harfi ya'dır. Silersin. Bu durumda geriye ne kalır? Edi' kalır. Bu nedir? İfal babından müfret, müzekker, muhatap, emri hazırdır. Bunun üzerine ilave yapacağız şimdi. Edi' üzerine ilave yap bakalım. Evet, nasıl yapacaksın? İlgili kelimeyi tesniye yaparsın. Sonra cemi müzekker muhatap yaparsın. Cemi müzekker muhatap ne gelmiş? Ayette şöyle gelmişti. Edi'u şeklinde gelmişti değil mi? Edi'u. Burada ya niye geri geldi? Bak müfrette ya yok değil mi şurada? Ayn ile tı arasında ya yok. Cemide niye var? Müfrette iltikai sakinen oluştuğu için silinmişti. Yani aynda sukun vardı. Ya da sakindi. İki sakin yan yana geliyordu. Oysa cem müzekker muhatap da ayna zamme verilmiştir. Dolayısıyla ya'nın geri gelmesi iki sakinin yan yana bulunmasına neden olmayacağından ötürü ya geri gelir. Edi'u cem müzekker muhatap emri hazırdır. Nun'un hasfi üzeri mebnidir. Vav faildir. Elif, elifi farkadır. Bayağı uzun anlattım. Farkındayım. Başka sorular da sormuşuz. Bir tanesini daha ele alalım. Şöyle bir bakıyorum Telegram'da ne vardı diye. Enfal suresinden sormuşuz. Ayet no 44'müş bu defa. Bu defa şurayı sormuşuz. Ve yukallilukum. Kallele yukallilu. Burada ne görüyorsunuz? Demişiz sarf olarak. Ne görürsün? Şunu görürsün. Bir muzaaf fiil düşün. Muzaaf fiil deyince akla gelecek ilk fiil nedir? Çoğunluk, çoğu kişi için meddedir. Başka örnek ver. Ferra. Başka örnek ver. Avva. Şöyle ayıralım. Karışma olmasın. Başka örnek ver. Şedde. Şedde. Şedde bir kelime. Mazidir. Başka örnek ver. Galle. Galle'yi biraz vurguladım. Çünkü konumuz galle. Evet, birkaç tane örnek verdik. Böyle muzaaf bir fiil şayet tefil babına aktarılırsa ne olur? Medde ne olur? Medde de. Medde de. Tefil babına aktarılmış muzaaf fiildir. Ferra, ferrara. Tefil babına aktarılmış muzaaf fiil. Avva, avva, va. Bir tane daha dat eklersin olur biter. Şedde bir dal daha ekle. Galle bir tane daha lam ekle. Yani galle le. Galle le. Ne oldu? Galle gallere. Tefil babına aktarılmış muzaaf fiildir. Muzarisi gallere yukallilu. Değil mi? Böyle olacaktır. Yukallilu. Kallilu. O zaman muzaridir. Tefil babına aktarılmış muzaaf fiildir. Sülalesi mücerredi kalledir. Başka sorular da var. Bir tane daha cevaplayalım. Bunda da Araf suresi 88 numaralı ayette geçen evelev künna karihin. Buradaki künna kelimesinde sarf olarak ne görüyorsun diye sorulmuş. Evvela sülasi mücerret, müfret, müzekkere, gayb bildiğin yalın hal nedir? Kânedir. Kâneyi bilirsin. Bunun aslı kevenedir. Onu da bilirsin muhtemelen. Kevene'ye çekim yaparsan müfret, müzekkere, gayb mazidir. Kevene. Tesniye yapmak için sonuna elif getirirsin. Kevena olur. Cemi yapmak istersen vav artı elifi farka getirirsin. Kevenu olur. Tabii nunu zammedersin. Kevenu. Müfret, müzekker, gayb yapmak istersen hani nesarat gibi bu durumda keve net yaparsın. Tesniye için kevene ta gibi yaparsın. Böyle çekim yapmaya devam ettiğin zaman öncelikle evvel künna. Buradaki künna nedir? Mazi nefsi mütekellim mali gayırdır. Nesarna, ketebna, fetahna gibi. O zaman bir tane basit yazalım. Bildiğimiz fiil nedir? Diyelim ki ketebe'yi biliyorsun. Ketebna'yı bir yazalım. Onunla benzeştirerek yapacağız. Ketebna.
Na. O zaman madem çevene bu. Çevene'yi yaz. Ne olur? Çeven na. İlk nun bizim lam harfiyimiz zaten. Çevene nun orijinal harf. Lam harfiyle. Peşine gelen nun yani na zamirdir. Keteb na, nasar na, fetah na gibi. O zaman iki tane nun var yani. Kevenna. Doğrudur. Kevenna yazıyorum ama aslına göre yazdım elbette. Yoksa vav harfi illet mütarrik. Makabili meftuh. Vav elife çevrilir. Çevir yaz bakalım. Artık nasıl yazılır? Şöyle. Kan na olur değil mi? Kan na oldu. İltikai sakinlerin oluşmadı mı? Oluştu. Caiz mi? Şu şekliyle caiz. Niye? Çünkü ilk sakin harfimiz met harfidir. İkinci sakin harfimiz mudgamdır. İzziye göre baktığında bu caiz bir durumdur. Ama iş burada bitmiyor ki. Ne var burada? Aynı cins harfler peş peşe gelmiş nunları kastediyorum. İlki sakin, ikincisi harekeli. İdgam nedir? Vaciptir. Nerede geçer? Bina kitabında geçer. Nunları idgam ederek yazman gerekir. Bu durumda ne olur? Kanna oldu değil mi? Kanna oldu. Ama bu şekilde yazılır mı? Yazılmaz. Niye? Çünkü kefin fethası neye dönüşecek? Zammeye dönüşecektir. Bu maksutta da izzide de yazılıdır. Kefin fethası zammeye dönüştüğü zaman elif de ne olur artık? Yok olur gider. O da silinir. Silindiği zaman ayetteki hal ortaya çıkar. Künna olur. Peki buradaki kef niye zammelendi? Silinen vava delalet etsin diye. Çünkü burada biz elifi siliyoruz ama burada aslında elif yoktu ki. Kefin hemen sonunda aslında ne vardı? Vav vardı. Aslında vav vardı. Vav'dan elife dönüştü. Sonra elif de yok oldu gitti. Peki burada silinen harf ne acaba? Kefin peşine ne vardı? Ayette künna geçiyor ya. Künna. Yani bu kelime kef ve nundan mı oluşuyor? Bir kelime iki harfli olamaz. Aslında olamaz. Görünürde tek harf bile olur. Veka yakî emri hazır gı gelir. Vakıf halinde he eklenir. Haklısın gı olur. Vefa yifi fi. Vakıf halinde he gelir. Doğru. Fi olur. Ama fi'dir emri hazır. Ama orijinalin de tek harf olamaz. Dolayısıyla künna, kef ve nundan oluşan bir fiil değildir. Acaba hangi harf silindi? Vav mı, ya mı? Kefi zammeledik ki burada silinen harfin vav olduğuna delalet etsin. Bu yüzden. Başka sorular da paylaşılmıştı ama şu an için bu kadar paylaşımları izah etmeye çalıştık. İnşallah daha sonra Telegram paylaşımları yine burada çözümlenecektir.